bence ve Alman toplumu, halkı demokratik bir sorumluluk üstlendi. Biliyorsunuz Almanya'da Kürt kökenli çok yüksek sayıda Alman vatandaşı var. Kimisi göçmen ve mülteci pozisyonunda, kimisi de Almanya vatandaşı. Alman devleti kendi Kürt kökenli yurttaşlarına karşı duyduğu sorumluluk gereği Kürt sorununun demokratik çözümü için ön açıcı olmalı, destek sunmalı. Mesela Türkiye hükümetini çözüm ve barış için masaya oturmaya davet etmeli. HDP'yi zayıflatarak, HDP'ye terör uzantısı olma suçlaması getirerek olumlu ve demokratik imajımızı, başarı kazanan imajımızı aşağı çekmek ve kendi oylarını yükseltmek istiyorlardı. AKP'nin oyları yükselmedi. Son araştırmalar, kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Bizim oylarımız da düşmedi ve yükselmedi. Çözüm için müzakere başlayacaktı. Türkiye hükümeti bu noktaya geri dönmelidir ve müzakere başlamalıdır. Müzakere başlar başlamaz İmralı zaten Kandil'de silah bırakma çağrısı yapacaktı. O noktaya geri dönmelidir Türkiye'deki siyasi iktidar. Seçim dönemine kurban ettiler. Seçimlerde kazanmak için barışı ve bölge barışını kurban ettiler. Bu tavırdan vazgeçmeleri için demokratik tavsiyelerde ve telkinlerde bulunmalı bütün batılı devletler ve dünya devletleri de. Bölgede barış hepimiz için gerekli. Orta Doğu'da barış, dünyada barış demektir. Türkiye'de barış, dünyada barış demektir. Ve bütün dünya bu gerçeği bilerek barış için çaba gösterdi. Barış ve özgürlük mücadelesi yürüten Türkiye'li halklarımızın coşkusu ve kararlılığıyla yeniden selamlıyorum.